Daha önce konsorsiyuma yapılan ihaneti kimden gelirse gelsin affetmeyeceğimi sizlere söylemiştim. Bugün maalesef burada bir ihaneti konuşmak üzere toplandık. Ne ihaneti Fuat kardeş? Bunu size iddia sahibi anlatsın. Benim adıma mekan işleten birine çöküp benim paramı el uzatan biri var. Ben gereğini illaki yapardım ama öğrendim ki bu kişi ortaklık hukukumuza halel getirebilecek biri. Onun için gereğini Haşmet Aga'dan yapmasını istiyorum. Abi daha önce söyledim sana. Bu çocuk arıza. Başına iş açacak dedim. Dinlemedin kardeşini. Yani siz hepiniz konuya vakıfsınız, bir benim haberim yok. Ali Rıza mı çöktü adamına Galip kardeş? Kardeşini göndermiş çökmesi için. Aga, bu affedilir bir suç değil. Doğrudur. Ben de senin gibi düşünüyorum Şeymus. Cürüm büyük, affı da zor. Ama yine de hüküm verirken merhametli olmanızı rica edeceğim. Cürümü işleyen ne de olsa gençtir. Hepimiz genç olduk. Hepimiz cürüm işledik. Bu gençlik meselesini de dikkate almak lazım. Öyle mi Fuat? Cürüm bana karşı işlenmiş olsa ben merhamet gösterirdim. Ama bu şartlarda takdir galibin. Daha dün tanıdığın bir kendini bilmez için merhamet istemek sana yakışmıyor Haşmet Ağa. Önce bir dinle Galip. Sonra yine hüküm senin. Tamam? Ne oluyor burada? Bu ne hadsizlik? Cürmü işleyenlerden biri bu Fuat. Biz de buraya ceza kesmek için toplandık ya. Hadsizlik bunun neresinde? Getirip önüme attın. İyi güzel de bu senin kardeşin değil. Rahmetli'nin bana söylediği ona çöken kardeşin Mert Altay. Kardeşimin adamınıza çöktüğü doğrudur. Ama ben buna size kurulan büyük bir kumpası açığa çıkarmak için müsaade ettim. Abi, konuşmamız lazım. Mert'le konuştum. Yemi yutmuş gibi yapacak. Ben nasıl yardımcı olabilirim? Mert'e yanaşan adam daha önce bana yanaştı, beni tanıyor. Burak'ın bana kumpas kurduğunu ortaya çıkarabilmem için Mert'in icraatı yapması lazım. Sizden onu korumanızı istiyorum. Adım adım izletirim. En ufak bir zarar gelme riski oluştuğunda hemen müdahale edersin. Tamam, merak etme. Burak Ersoylu'nun adamı. Haşmet Ağa ile sizi karşı karşıya getirmek için benim üzerimden oyun kurmaya kalktılar. Bu oyunu bozmanın tek yolu önümüze konulan yemi yutmuş gibi yapmaktı. Adı üstünde bir bahsediyoruz. Burada bir sözüyle mi hüküm vereceğiz? Az önce senin de söylediğin gibi Fuat Bey. Takdir benim. Dinlemek istiyorum. Korkma, ben hayvan severim. Ne olduysa anlat. Hayatının garantisi benim.
Kartaltayı Şevket'e yönlendiren ve ona çökmesi için zarflayan benim. Ama bunu Burak Ersoylu'nun talimatıyla yaptım. Sonunda zarflanan biz olduk. Adamınızdan alınan paranın tamamı bu çantada. Biz bu işi sadece size kurulan tezgahı ortaya çıkarmak için yaptık. Beyler bugün kravat taktım. Hiç bahsetmiyorsunuz ha? Dikkat ederseniz bugün çiçek gibiyim. Niye? Çünkü Galip bugün zar falan atmaz. Direkt sıkar kafasına. Ali Rıza'nın mı kardeşinin mi? Ali Rıza benim. Kardeşine ne yapıyorsa yapsın. Heh, Rıfkı arıyor. Söyle kupa papazı. Bak keyfim gıcır. Bugün sen bile keyfimi bozamazsın. Hayırdır ya, ne oldu? Ha, tamam. Tamam. Geliyoruz. Hayırdır? Konsorsiyumda küçük bir arıza çıkmış. Halledelim diye bizi çağırıyorlar. Allah Allah. Ne oldu acaba? Açlar aç. Aç Jardel aç. Bir müzik aç.